Sevgili dostlar, sizlerle önemli, çok önemli bir konuyu paylaşacağım, biliyor musunuz? Yaşamımızın içerisinde birçok problemler, birçok sıkıntılar, dertler, tasalar varmış gibi gözüküyor. Bakın, varmış gibi gözüküyor. Neden diyorum biliyor musunuz? Problem ve olaylar aynı değildir. Ama insan zihni her olayı bir problemmiş gibi düşünüyor. Bakın mesela yaşamınıza. Yüzeysel olan olaylar var. Günlük yaşadığınız olaylar var. Biz ne yazık ki bunları içselleştiriyoruz, özdeşleşiyoruz ve bir problem haline getiriyoruz. Ve sonra ne yapıyoruz? Kronik bir rahatsızlık gibi devam ettiriyoruz. Arkadaşlar, şöyle bir bakın bakalım. Bütün yaşamımız içerisinde, belki 20 yaşınız, belki 30, belki 50, belki 60. Bak bakalım bütün yaşamış olduğun olaylara. Ne kadarı gerçekten büyük bir problemdi senin için ve ne kadarı şu anda devam ediyor. Emin olun ki %99'u devam etmiyor. Çünkü hepsi yüzeysel. Büyük bir dikkat içerisinde olun. Büyük bir dikkat içerisinde. Günlük yaşamış olduğunuz olaylar problem değildir ve problem yapmayın. Ve o problemden beslenen bir zihin yapısını kendinizde var etmeyin. Beyin her zaman için bir şeye tutunmaya çalışır. Düşüncelere ve olaylara. Sonra onları içselleştirir ve bir şekilde sizinle beraber onu birleştirerek problem haline döndürür. Sonra oradan beslendiği için devamlı olarak da onu taşımaya devam edersiniz. Sizden rica ediyorum. Yaşamda %99'u problem değildir. Sadece olaydır. Yaşamınız içerisinde kronik olan olayları problem haline getirmeyin. İşte bu müthiş bir dikkat, müthiş bir farkındalık ve o dikkat ve farkındalık içerisindeki anlamı görebilmek, anlayışla yaklaşmak ve aynı zamanda düşüncelerle, dış dünyayla aranızda oluşturmuş olduğunuz boşlukla mümkündür. Eğer siz bu kavramı çok iyi fark edebilirsiniz, zihninizi bu yönde pratiklerle oluşturabilirsiniz, göreceksiniz ki günlük olaylar sizler için hiçbir zaman için problem olmayacaktır. Aynı beden gibi. Beden de bazen rahatsızlanır. Biriniz hafif ağrır, başınız hafif ağrır, bir şeyler olur. Ama sıkıntı nerededir? Kronik hale geldiğinde sıkıntı olur. Yani olayları, problemleri kronik hale getirmeyin. Yaşam ancak o zaman sizin için keyifli bir hale dönüşür. Ve yaşamınızı küçük anlık olaylarla da keyifli hale getirin. Hadi bakalım. Küçük bir kahve, bir parça çay, minik bir simit, bir süre kendinizde kalın. Bakın bakalım. Minik olaylar büyük olaylardan daha keyifli, daha neşeli bir hal alacaktır. Sevgili dostlarım, canlı yaşayın, canlandırın.